Merhabalar. Bugün herhangi bir çokgen yani en kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamını nasıl hesaplarız bundan bahsediyoruz. İç acılar esprisine girmeden. Evet şimdi bir önceki derste çokgeni tanımlamıştık bir önceki videoda pardon. Bir örnek yapalım. Şimdi rastgele bir çokgen çizelim. Kaçgen olsun bu? Evet bir iki üç dört beş altı düzgün olmayan bir çok yani tabii özellikle düzgün olmayan çizdim. Şimdi bir köşeden kaç tane köşegen çıkartırım? Noktaları birleştireceğim. Şu sağındaki ve solundaki köşeye çizemem çünkü onlar kenar. O zaman geriye kalan bir altıgen vardı elimde kendisine de çizemem. Nokta sayısı olarak en 3 tane. Pardon bir saniye şunu düzgün bir çiz. Nokta olarak n-3 noktaya çizebilirim. Doğru mu? Başka da çizemem. Şu noktadan n-3 tane noktaya köşegen çizdim. Şimdi kaç tane üçgene ayırdı? 1 2 3 4. Kaç tane köşegen çizersem bir fazlası kadar eee üçgene ayıracak. Bir tane daha çizelim. Mesela bu kaçgen olsun. Bu 1, 2, 3, 4, beşgen. Bu beşgen için şurası 1, şurası 2. 5 eksi 3 yani 2 tane köşegen çizdim. 1, 2, 3 tane üçgen elde ettim. Yedigen çizersem 7 3, 4, 5 tane üçgen elde edeceğim. Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bir tane de son olarak yedigen çizeyim. Şu aşağıya çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, şuradan başlıyorum. Eee şuradan başlayalım. Şurası 1 2 3 4 tane köşegen çizdim. 1 2 3 4 5 tane üçgen elde ettim. Bu bana ne anlatıyor aslında? Şimdi şu üçgenin açılarını inceleyelim. Şurası bu üçgene ait. Buradan 180 derece elde ettim. Şu açılar aslında bu üçgenler, oluşan üçgenlerin iç açılarını topladığımda çokgenin bütün iç açılarını toplamış oluyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Aynı şekilde bu üçgenin iç açıları, şunların iç açıları, aynı şekilde diğerlerinin de bütün burada elde ettiğim üçgenlerin iç açılarını topladığımda çokgenin iç açılarını elde etmiş oluyorum. Öyleyse n 3 tane şöyle diyelim. n 3 tane Köşegen. Tabii ki bu bir noktadan çıkan köşegen sayısından bahsetmiyorum. Köşegen bize n eksi iki tane üçgen verdi. N eksi iki tane üçgen. Her birinin iç açıları toplamı 180 derece ise n eksi iki çarpı 180 derece bana çokgenin çokgenin iç açıları toplamını verir. Toplamını verir. Evet, tabii ki en burada çokgenin kenar sayısıdır ya da köşe sayısı. Umarım verimli bir video olmuştur. En kısa zamanda hatta bundan sonra genel olarak çokgenlerin dış açıları toplamı neden 360 derece olur bundan bahsetmeyi planlıyorum. Umarım verimli bir video olmuştur. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.